Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bilgisayardayız gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle birlikte FreeSync'in ne olduğunu, nasıl yüklendiğini, nasıl kullanıldığını ve içerisinde olmayan eşyaların nasıl eklendiğini göstereceğiz, anlatacağız. İlk önce FreeSync'in ne olduğunu anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar FreeSync bir simülasyon uygulaması değildir. Sadece devre şeması çizim uygulamasıdır. FreeSync'te devre şemamızı çizeriz ve videonun görselliğini arttırmak için videoda sunarız. Bundan sonraki videolarımızda ise FreeSync'le yaptığımız devreleri devre şemasında göstermeye çalışacağız. İlk önce FreeSync'i nasıl kuracağımızı anlatalım. Google'a FreeSync download yazıyoruz. FreeSync download yazıyoruz. Şöyle nasıl yazıldığını da gösterelim. Evet, FreeSync şeklinde yazılmakta. Şurada download 82 isimli bir kaynak var. Buradaki kaynak oldukça güzel ve hiçbir virüsün olmadığını söyleyebilirim. Buradan indirmiştim ben de FreeSync'imi. Ve buradan indirdiğimde hiçbir virüs bulaşmadı bilgisayarıma. Buradan buradaki download82.com'a giriyoruz. Burada free download şeklinde bir buton çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Evet, biraz bekliyoruz. Sitenin yüklenmesini bekliyoruz. Evet, açıldı. Burada iki tane link çıkacaktır. Biri 32 bit, biri ise 64 bittir. Benim Windows'un 32 bit olduğu için ben bunu kurmuştum. Eğer sizin Windows'unuz 64 bit ise bunu kurmalısınız. Bu iki dosyayı önem vermelisiniz. Örneğin 32 bit bir bilgisayar kullanıyorsanız 64 bit yüklerseniz programınız çalışmayacaktır. Ya da 64 bitlik bir bilgisayar kullanıyorsanız 32 bit şeklinde yüklerseniz gene program çalışmayacaktır. Ben de yüklü olduğu için burayı kapatacağım. Şöyle kapatalım. Buradan yüklendikten sonra dosya yüklendikten sonra burada masa üstüne gelecektir. Ben daha önce yüklediğim için şu anda masa üstünde yok. Bir tane exe zip dosyası gelecektir. Şurada örnek olması için göstereceğim. Zip dosyasını açıp burada WinRAR'dan Extract To butonuna basıyoruz. Ve hiçbir seçeneği ellemeden OK butonuna basıyoruz. Burada WinRAR'ı gösterme amacıyla açtım. Bunu bir arka plana alalım. O butona OK butonuna bastıktan sonra bir tane klasör gelecektir FreeSync Exe isminde. Ben daha önce o klasörü ismini değiştirmiştim. Ve o klasörün içinde bir tane FreeSync Exe diye bir dosya olacaktır. Onu isterseniz masa üstünüze çıkarabilirsiniz. İsterseniz o klasörün içinde bırakabilirsiniz. Yani kendi kararınız. Ben burada kısa yol oluşturdum. Bu ana klasör değil. Ana klasörü ben daha önceden içindeki FreeSync Exe'nin kısa yolunu oluşturdum. Ve buradaki klasörümü aktardım. Bu benim kendi FreeSync klasörüm. Kişisel klasörüm. Burada FreeSync Exe'ye çift tıklayıp açıyoruz. Evet, açılıyor. Biraz bekliyoruz. Burada birkaç yükleme işareti gösterecek. İnternetli bir program değil. İnternetle yükledikten sonra internetsiz çalışan bir program diyebiliyorum. Evet. FreeSync programımız geldi. Burada welcome yazmakta. Devre şemasını çizmek için burada breadboard yazan yere tıklamalıyız. Evet, tıkladık. Ve karşımıza böyle bir şey çıktı. Böyle bir breadboard çıktı. Devre şemamızı kurabileceğimiz bir breadboard çıktı. Burada istediğimiz devre şemasını çizebiliriz. Aslında programın çalışma mantığı oldukça basittir. Şimdi örneğin bir tane Arduino Nano alalım. Ve onunla bir LED yapalım. Şuradan Arduino Nano yazıyoruz. Evet, yazamadım.
Enter butonuna bastıktan sonra gelecektir. Şuradan sürükleyerek Arduino'muzu çıkardık. Buradayken döndür butonuna basarsak Arduino'muzu döndürecektir. Şu şekilde. Bir daha döndürsün. Evet, bu şekilde döndürdük Arduino'muzu. Şu şekilde breadboard'umuza oturtturduk. Sol tıkla sürükleyebiliyoruz cihazımızı. Evet, gördüğünüz gibi sol tığa basarak şu anda ben sürükledim. Şöyle biraz ortalayalım. Evet. Buradan bir tane LED alalım. LED yazdığımız zaman Enter'a basıyoruz ve karşımıza çıkacaktır. Evet. Yüklemesi biraz bazen uzun sürebiliyor. Evet. Geldi ana menümüz. Burada farklı farklı LED'ler var. Ben bunu sevdim. Bunu kullanacağım. Evet. Gördüğünüz gibi LED'imiz geldi. Bir tane de 220 ohmluk direnç alalım. Ya da direkt rezistör yazalım. Bir rezistör yazınca çıkar. Evet. Yazalım. Enter'a bastık ve geliyor. Evet. Direncimiz geldi. Bunu da taşıyalım. Şu şekilde direncin üzerindeyken döndür butonuna basıyoruz. Şu şekilde. Evet. Şöyle yanlışlıkla bir bağlantı yaptık. Evet. Evet, döndü. Şöyle direncimizi bağladık. Şu şekilde gördüğünüz gibi eksi kutbuna direncimizi bağladık. Şimdi biz bunun kablolamasını nasıl yapacağız diye soracaksınız. Burada sol tığa basılı tutarak breadboard'umuzdan bir kablo çekiştiriyoruz. Şuradan GND'ye bağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi kablomuz çıktı. Daha sonra da buradan da bir kablo alalım. Evet, yanlışlıkla breadboard'dan çıkardık LED'i. Şöyle şuradaki 5 volt bölümüne takalım. Şöyle kablonun ortalarına dokunup sol tıkla basılı tuttuğunuz zaman ise kabloyu düzenleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan kabloyu seçelim. Şurada wire, bir wire numarası yazmakta, wire yazmakta. Burada 43 yazıyor ama farklı numaralarda olabilir burada. Değişkenlik göstermekte. Mavi yerine bunu kırmızı yapalım. Evet, gördüğünüz gibi Arduino'nun 5 voltuyla LED'imizi çalıştırmış olduk. Ancak FreeSync uygulamasında bazı devre elemanları bulunmamakta. Örneğin şu anda ekli mi bilmiyorum ama bakacağım. HCSR04 ultrasonik sensör. Evet, gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu eksik malzemeleri nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Şöyle şu arka planına alalım şunları. Google'umuzu açıyoruz. Şuradan Google'a gireceğiz. Evet, Google'umuz açılıyor. Buraya HCSR04 yazıyoruz. Daha sonra da FreeSync yazıyoruz. Başka eklemek istediğiniz elemanlar da olabilir. Buradaki HCSR04 yerine direkt istediğiniz elemanı yazıyorsunuz ve FreeSync yazıyorsunuz sonuna. Bu şekilde çıkacaktır. Evet, internet biraz yavaş. O yüzden biraz yüklemeyi beklememiz gerekmekte. Evet. HCSR04 FreeSync çıktı. Şurada bir tane proje çıktı. Project yazıyorsa buna tıklıyoruz. Evet. Yükleniyor. İnternetim biraz yavaş olduğu için yavaş yükleniyor. Evet, bekliyoruz. Geliyor.
İnternetle alakalı bir sıkıntı oldu herhalde. Biraz daha beklemeliyiz. Evet, geldi. Kusura bakmayın, internetim biraz yavaştır ancak geldi. Evet, burada bir proje çıktı. Gördüğünüz gibi burada devre aşamasını görüyorsunuz. Burada downloads kısmında şurada FZPZ isminde bir dosya var. Onu indiriyoruz. FZPZ dosyasını indiriyoruz. Diğer dosyalar farklı dosyalar. Burada masa üstüne indirelim. Küçük bir dosya indirecek. Çünkü sadece bu bir devre aşaması. Evet, bekliyoruz. Olmazsa ben bunu videoyu durdurduktan sonra tekrar yüklenmiş halini göstereceğim size. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet, dosyamızı indirdik. Şimdi dosyamızı açacağız. Buraya masa üstüne bir dosya geldi. Şöyle buradan diğer uygulamalar deyip kişisel bilgisayarda başka bir uygulama arayın diyoruz buradan. Şöyle masa üstünde şu klasörün içinde FreeSync.exe. Evet, bunu seçiyoruz. Ve şu anda açılmakta. Evet, bazı indirmeleri yapmakta. Burada bir dosya açılacak. FreeSync dosyası açılacak. Evet. Burada dosya açıldıktan sonra ya burada örnek devre çıkar ya da burada direkt olarak dosyayı ekler. Gördüğünüz gibi dosya eklendi şu anda. Şöyle breadboard'a taşıyalım. Evet, gördüğünüz gibi dosyamız artık burada. Kaldıralım. Şimdi bunu kaydet diyerek çıkış yapalım. Kaydet diyelim. Ve yeni bir program açalım. Evet, yeni bir proje açıyoruz. Yeni bir proje açıyoruz. Evet, şu anda geldi. Burada artık mine kısmında bu eşyamız artık gelmiş. Eğer burada direkt olarak eşya gelmezse evet. Şunu kapatalım. Eşyanın üzerine sağ tıklayıp burada bir tane bin kısmına ekle yeri çıkacak. Burada my parts çıkacak. Buna tıkladığınız anda buraya elemanınız gelecektir. O şekilde de yapabilirsiniz. Eleman eklemeyi. Evet. Gördüğünüz gibi elemanımız artık eklenmiş bulunmakta. Evet. FreeSync'in ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını, nasıl yüklendiğini ve içerisinde bulunmayan elemanların nasıl tekrar yüklenileceğini gösterdik. Gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.